Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere iPhone'dan bilgisayara nasıl fotoğraf ve videolarınızı atacağınızı kısaca anlatmaya çalışacağım. iPhone'dan bilgisayara fotoğraf ve video aktarmanın birden fazla yol ve yöntemi bulunuyor. Birazdan göstereceğim yöntemle hızlı, pratik ve güvenli bir şekilde iPhone'dan bilgisayara fotoğraf ve videolarınızı aktarabilmeniz mümkün. Normalde siz USB kablosu kullanarak da iPhone'dan bilgisayara fotoğraf ve videolarınızı atabilirsiniz. Ancak yüksek kalitedeki bazı fotoğraf ve videolarınızı bu şekilde aktarmanız mümkün değil. Hatta siz USB kablosuyla iPhone'unuzu kontrol ettiğinizde çekmiş olduğunuz bazı fotoğraf ve videolarınızı bulamayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken hemen telefonumuza iMovie adlı uygulamayı yüklemek. Şu şekilde yıldızlı bir arkadaşlar simgesi bulunuyor. Bunun için App Store'a gidelim ve arama kısmına iMovie arkadaşlar şeklinde yazalım. Bu şekilde yazdıktan sonra karşımıza şu şekilde bir simgesi gelecek ve buradan arkadaşlar tıklayarak telefonumuza yükleyelim. Telefonumuza yükledikten sonra artık bilgisayara geçiş yapabiliriz. Bilgisayara geçiş yaptıktan sonra iTunes programını bilgisayarımıza yükleyeceğiz. Bunun için hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bir bağlantı bırakacağım. Bu sayfaya geldiğinizde kendinize uygun olan iTunes programını bilgisayarınıza indirin. Hangi sürüm Windows ve bilgisayarınızın kaç bit olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar hemen şuradaki başlatın üzerine sağ tıklayıp buradan sistemi seçebilir veya farklı bir şekilde herhangi bir klasörü arkadaşlar açtıktan sonra hemen sol taraftan bu bilgisayar veya bilgisayar yazanlarınızın üzerine sağ tıklayıp özellikleri seçerek bilgisayarınızın hangi sürüm Windows olduğunu ve kaç bit olduğunu öğrenebilirsiniz. Bunun için sistem türünün karşısında bakın bilgisayarınızın kaç bit olduğu yazılı olacaktır ve edisyon kısmında ise hangi sürüm Windows kullandığınız yazılı olacaktır. Bu bilgiyi öğrendikten sonra bu sayfadan kendinize uygun olan iTunes programını bilgisayarınıza indirin. İndirdikten sonra arkadaşlar indirenler kısmında bakın şu şekilde simgesi gelecek. Buradan çift tıklayarak programı bilgisayarınıza kurun. Kurulum bittikten sonra masa üstüne şu şekilde simgesi gelecektir. Buraya arkadaşlar çift tıklayıp çalıştırdığımızda karşımıza şu şekilde iTunes penceresi gelecek. Şimdi yapmamız gereken USB kablosu yani standart olarak kullandığımız şarj kablosuyla arkadaşlar bilgisayarı ve telefonu birbirine bağlamak. Tabi bazı bilgisayarlarda daha doğrusu sizde arkadaşlar şarj kablosu olarak şu şekilde Type-C olarak gelebilir. Eğer bilgisayarınızda Type-C girişi yoksa arkadaşlar bunun için ufak dönüştürücüler oluyor. Bu dönüştürücülerden bir tanesini satın alabilirsiniz. Yeni nesil bilgisayarlarda Type-C girişi olduğunu belirtelim ve Mac'lerde haliyle Type-C girişi arkadaşlar bulunuyor. Eski nesil bilgisayarlarda Type-C girişi yok. Dediğim gibi bunun için ufak bir dönüştürücü Type-C to USB deniliyor. Ufak bir dönüştürücü alıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken USB'nin bir ucunu arkadaşlar bilgisayarımıza bağlıyoruz şu şekilde. Diğer ucunu ise arkadaşlar şu şekilde telefonumuza bağlıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen bakın bu iTunes'un ekranında, iTunes programının ekranında şu şekilde bir mobil simgesi gelecektir arkadaşlar. Şu şekilde bakın bir mobil simgesi gelecektir. Eğer bu mobil simgesi gelmezse kullandığınız şarj kablosu orijinal olmayabilir veya arkadaşlar bağlantıyı doğru bir şekilde yapmamış olabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar yani bu simge geldikten sonra burayı tıklıyoruz. Karşımıza şekilde pencere geliyor. Ardından dosya paylaşma kısmına gidiyoruz. Ve buradan arkadaşlar bu kısma geldikten sonra artık telefonumuzdaki fotoğrafları, videoları bilgisayarımıza aktarmaya başlayabiliriz. Bunun için ilk olarak fotoğraflar kısmına gidiyoruz. Burada isterseniz tamamını seçebilirsiniz, bir kısmını seçebilirsiniz. Hemen seç kısmını seçiyorum. Ve buradan arkadaşlar şunların tamamını şu şekilde bakın seçili hale getirdim. Ve devamında sol alt kısımdaki paylaş kısmına gidiyorum. Ve sayfayı yukarı doğru çekiyorum. Buradan dosyalara kaydet diyorum. Ve iMovie arkadaşlar bakın iPhone'umdaki kısmından iMovie klasörünü seçili hale getirip arkadaşlar bu şekilde seçili hale getirdikten sonra kaydet diyorum. Ne yapıyor? Bunların tamamını, bu seçtiğim fotoğrafları ve videoları arkadaşlar tamamının bir kopyasını iMovie klasörüne arkadaşlar taşınmış oluyor. Yaptığımız işlem bu. Bu işlemden sonra bilgisayarımıza geçiş yapıyoruz ve iMovie bakın iMovie arkadaşlar seçili hale getiriyoruz. Seçili hale getirdikten sonra bakın atmış olduğumuz fotoğraflar tamamı buraya geldi. Fotoğraf ve videoların tamamı buraya gelmiş oluyor. Şimdi ne yapalım? Şimdi masa üstüne ufak bir klasör oluşturalım. Tamamını bir klasöre atalım. Şu şekilde mesela sağ tıkladım arkadaşlar boşlukta yeni ve klasörü seçtim. Şu şekilde bir klasör oluşturdum.
Devamında iTunes programı açıyorum. Bu kısımdayken arkadaşlar yapmamız gereken, isterseniz tek tek seçebilirsiniz. İsterseniz birkaç tane fazla da seçebilirsiniz. Yani klaveden CTRL tuşuna bastıktan sonra arkadaşlar tıklayarak bu şekilde tek tek seçebilirsiniz. Ve hepsini seçmek için klavyeden CTRL A tuşuna bastığınız zaman tamamı seçili hale gelmiş oluyor. Bu şekilde tamamını seçtikten sonra arkadaşlar en alt kısımda, bakın sayfanın en alt kısmında kaydet ve dosya eklediği bir kısım olacak. Buradan kaydet kısmını, bakın kaydet kısmını tıklıyorum. Ardından neredeydi benim klasörüm? Masa üstündeydi. Adı yeni klasördü. Klasörü seç diyorum. Klasörü seçtikten sonra otomatik olarak bu bizim çekmiş olduğumuz fotoğrafları, videoları buraya aktarmaya başlayacak. Şimdi kontrol edelim. Bakın aktarma işlemi tamamlandı. Üst kısımda bu aktarma işlemini gösteriyor. Yeni klasöre gidiyorum. Bakın burada aktarmış olduğum fotoğraflar vesaire burada yer alıyor. Bakın şu şekilde bu hepsi burada yer alıyor. Şimdi burada ufak bir püf noktası daha bulunuyor. Bu işlemler arkadaşlar telefonunuza fazla yer kaplamaması için yapmanız gereken, yani aktarma işlemi bittikten sonra, bilgisayarınıza aktarma işlemi bittikten sonra bu klasördeki bu dosyadaki arkadaşlar resimleri, fotoğrafları silebilirsiniz. Bu için şöyle yapın. Hemen telefonunuzdan dosyalar kısmına gelin. Ardından iPhone'un da kısmına gelin. Bakın iMovie klasörü var. iMovie klasörünün içine girin. Buradan sağ üst kısımdaki yatay 3 çizgi simgesine tıklayın. Seç diyelim. Tümünü seç diyelim. Ve buradakilerin tamamını silerim. Bakın buradan tamamını sildim. Ne oldu? Bu iMovie klasörünün içindeki tüm fotoğrafları silmiş oldu. Zaten benim hali hazırda fotoğraflarımda benim fotoğraflarım duruyor. Aynen hiçbir şekilde arkadaşlar silinmiyor. Fotoğraflar aynen olduğu gibi duruyor. Ben silmediğim sürece de silinmiyor. Ve yine bilgisayarımda arkadaşlar bir yedeği duruyor. Fazla yer kaplamasın diye bu iMovie klasöründeki fotoğrafları, videoları silebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.